Efendim yaşama dair de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine çok önemli bir konuğum var. Sevgili İbrahim Gökçek ile birlikteyiz. Kendisiyle sağlığa dair birçok önemli konuya değineceğiz. Ondan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Malum kış aylarındayız. Biraz soğuk algınlığı problemimiz var. Hepimiz gripten muzdaribiz. Evet. Griple başlayalım mı? Tabii. Üşütme, grip, nezle gibi basit gibi gözüken rahatsızlıklar hemen tedavi edilmezse yavaş yavaş ağırlaşır ve iltihaplanmalar birçok hastalığı tetikler. Hı hı. Mesela boğazda bademcik iltihaplanması veya boğazda faranjit. Bunlar birbirini tetikler. Sinüziti, hı hı, efendim orta kulak iltihaplanmasını. Bu nedenle kişi üşüttüğü zaman, grip, nezle gibi bir rahatsızlığı yaşadığı zaman hemen tedbirini almalı. Peki öncelikle korunmak için ne yapmamız lazım? Grip olmadan önce, grip olmamak için ne yapalım kışın? Evet, çok kolay. Evde uygulayabileceğimiz özellikle. Evde uygulayabileceğimiz, evet. Çok basit. Bu gördüğünüz hepimizin bildiği karabiber. Hı hı. Karabiber üşütmeye karşı, gribe, nezleye karşı çok çok etkili. Hı hı. Mesela midenizi üşüttünüz, böyle çaya, çorbaya, her şeye katabilirsiniz. Öyle mi? Çok sulu güzel. Yemeklere mesela ben bir deneme yapayım. Hı hı. Az, çok az çay kaşığının ucuyla karabiberden çaya katıyorsunuz. Hı hı. Bir, iki, kırmızı biberden. Öyle mi? Toz biber de olabilir, pul, hı hı, biber. Hı hı. Yine çaya karıştırıyoruz, şeker yok. Şekersiz, evet. Kırmızı biber, karabiber. Karabiberi duymuştum ama hani pul biberi ilk kez duyuyorum. Pul biber çok çok önemli. Pul biberle ilgili yapılan birçok klinik araştırması var. Bu araştırmalarda her türlü ağrıya, romatizma nedeniyle, kemiklerdeki iltihap nedeniyle, hı hı, ortaya çıkan ağrılara karşı klinik araştırması yapılmış, hastalar üzerine denenmiş, ağrıları dindirdiği belgelenmiştir. Hı hı. Acı biberin birleşiminde kapsayin denen etken bir madde var. Bu kişi kullandığı zaman çayda, çorbada, sulu yemeklerde vesaire ne yapıyor? Beyindeki endorfin hormonunun salgılanmasını artıyor. Kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapıyor. Hı hı. Ağrıyı, sızıyı dindiriyor. Harika. Japonya'da yapılan klinik araştırmada acı biberin doğal kan sulandırıcı olduğu belgelenmiştir. Hı hı. Yani yüzlerce klinik araştırması var. Ben burada sadece neden bahsettim? Bir iki. Mesela bunu karabiber, kırmızı biber karıştıktan sonra çayımızı şekersiz içtiğimizde mide üşütmesini olsun, boğazdaki ağrıları, sızıları, hı, çok iyi gelir. Eskiden mesela bütün lokantalarda, Türk lokantalarında mutlak suretle karabiber, kırmızı, değil mi, biber, evet, toz biber, hı, daha iyi. Pul biberden daha kaliteli. Bulunurdu. Şimdi yavaş yavaş unutuluyor. Evet. Yani sarımsak, soğan, hı hı, bunlar devamlı olması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Değil mi? Hı hı. Fakat diyelim ki kişi ağır bir gribe yakalandı. Hı hı. Çok ağır. Evet. Ne yapacaksınız? Ekinezya. Bu gördüğünüz güzel çiçek, kızıl deriler tarafından üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı 4000 yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılabilir. Hı hı. Bağışıklık sistemi üzerinde çok önemli bir etkisi var, değil, evet, mi? Evet, bağışıklık sistemi güçlendirir. Ekinezya ile ilgili sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 141 bin üşütme, grip, nezle gibi rahatsızları olan çocuklar üzerinde şurubu, damlası, derecesi kullanılmış. Hı hı. Çocuklar iyileştirilmiştir herhangi bir kimya kullanmadan. Hı hı. Sadece ekinezya ile. Mesela başka bir bitki, bu da Afrika ıtırı. Itırın bilinen 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı. Hı hı. Bu gördüğünüz lila veya erguvan rengi. Hı hı. Nasıl ayırt ediyoruz hocam onları? Ayrı demezsiniz. Bunu, o birbirine çok benzer. Hı hı. Çok iyi bilmek gerekir. Bununla ilgili bizim sitemizde ve kitabımızda çok ayrıntılı bilgi var. 1050 türden sadece ikisi şifalı. Kökü. Hı hı. Mesela Avustralya, Güney Afrika'da altın ve elmas madenleri keşfedildikten sonra 1770'li yıllarda Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan birçok insan buraya hücum etmiş. Hı hı. Zengin olmak için. Ne oldu? Birçok insan da bulaşıcı hastalıklar, üşütme, grip, nezle, efendim veba, zatüre, bronşit, farenjit vesaire vesaire.
Afrika'nın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastalanan herkesi bitkiyle tedavi etmiştir. Hı hı. Daha sonra İngiliz asıllı bir ilim adamı burada hastaların bu bitkiyle tedavi edildiğini görünce Londra'ya getiriyor. Londra'da bunun tentürünü yapıp hastaları iyileştiriyor. Hı hı. Daha sonra İsviçre'de Doktor Allen bunu markasını tescil ettiriyor. Hı hı. Resmi ve bütün Avrupa'da şimdi bu doğal eczanelerde satılıyor. Hı hı. Zaten biliriz değil mi? Evet. Eski şaman işte şifacılar falan da vardır. Onların da kullandıkları yöntemler böyleydi zaten değil mi? Ha, şaman dediniz de o başka bir konuya geçtik. Yok şifacı yani bitkilerle tedavi evet, konusunda. Evet evet çok eskide tabii. Aha. Tabii. Yani bizim Türk kültürü, Türk tıp kültürü çok çok eski. Milattan önce 16 bin yılında Türkler bir medeniyet kurmuş. Anavu medeniyeti. Şimdiki Türkmenistan'ın baş şehri Aşgabat'ın hemen yanında yeni bulundu, keşfedildi. Milattan önce 16 bin yılında bu insanlar hayvancılık, tarımla uğraşmışlar. Hı hı. 16 yani Türk tarihi bu buluşla 18.013 yıl geriye kaydı. Yani derin bir kültür. Bütün dünyadaki medeniyetlerin evet. Çin yazısı olsun, efendim Sümerce'den kaynaklanıyor. Arapça olsun, Latince hı hı. olsun, Yunanca olsun. Tüm bu dünyadaki medeniyetlerin Anavu medeniyetine dünya yayıldı, ortaya çıktı. Yeni hı hı. keşfedildi. Peki İbrahim Bey, şimdi özellikle bunda bu baharat çeşitlerini kullandığımızda veya herhangi bir bitkiyi kullandığımızda alerji olma ihtimalimiz var mı? Alerji konusuna da değinecek olursak eğer. Bunların hani bize zıt bir etkisi olabilir mi? Ya da alerji olduğumuzu nasıl anlarız? Neyin bize dokunduğunu örneğin? Alerji tetikleyen birçok faktör var. Hı hı. Alerji olan kişinin çeşit çeşit alerji türleri var. Besin alerjisi var. Hı hı. Polen alerjisi var. Kıl, tüy gibi hayvanlardan kaynaklanan alerji var. Efendim akarlara karşı alerji var. Ayırt etmek çok zor. Kurdeşen dediğimiz kaşıntılı, kabarcıklı, ekseme gibi alerji var. Bazılarında da anjiyoödem dediğimiz alerji var. Anjiyoödem de o nedir? Adamın dudağı böyle şişer, sarkar buraya. Öyle mi? Veya gözün kapağı şişer, gözü kapanır. Vücudun şişmesi bazı yerlerde. Bazı yerler aniden şişebilir. Hı hı. Veya boğazı şişirse çok tehlikeli, Allah korusun. Hı. Yani nefes alamaz. Öyle mi? Yani London, Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas'ta yaşayan bir hanımefendi, Leyla Hanım. Kurdeşene yakalanmış, kaşınıyor hatırat. Her şeyi denemiş, doktorlar kortizon, ilaç. Sürekli kötüleşmiş, tansiyonu, kolesterolü vesaire, hı hı. hormon anormallikleri. Hı hı. Bulabiliyorlar alerjiden olduğu anlaşılmış mı? Beni aradı dedi ki ya tedavi edebilir misiniz, iyileştirebilir misiniz dedi. Dedim ki bilmiyorum, denememiz gerekir. Şimdi şu gördüğünüz lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde California Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Bunlar gastrit, ülser, reflü, enterit gibi mide bağırsak rahatsızları olan hastaları lahanayı püre haline getirdikten sonra suyunu sıkıp hastaları tedavi etmişler. Çok güzel. Lahananın birleşiminde 1000'den fazla etken madde var. Vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire. Bizi ilgilendiren nedir? Lahananın birleşiminde çok özel bir şey var. O da nedir? Eskiden U vitamini deniyordu. Ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör dendi. Daha sonra Profesör Doktor Cherney yapmış olduğu araştırmalarda bunun çok hassas bir amino asit olduğunu ortaya çıkardı. Metilyonin sulfonyum bromit. Lahananın birleşimindeki bu etken madde midede gastrit, ülser ve refliye sebep olan ve hatta ince bağırsakta 12 parmak bağırsağında iltihaplanmaya sebep olan bakteriye Helicobacter pylori. Bu bakteriyi yok eden en doğal, en sağlıklı, en faydalı madde bu lahananın içerisinde. Peki nasıl yiyeceğiz İbrahim Bey? Suyunu mu içeceğiz? Yemeğini mi yapacağız? Nasıl olacak? Şimdi bunu mesela bazıları diyor ki haşlayın suyunu için. Haşladığınız zaman amino asit bozulur, etkisi sıfır. Hani bütün vitamini suya geçiyor falan. Kaynattığınız zaman etkisi sıfır. Öyle mi? Etken madde yok oluyor. Tamam zayıflatıcı özelliği var. Başka özellikleri yine taşıyor. Fakat bakteriyi öldürmez. Bu nedenle biz bunu Amerika'dan özel bir makine getirttik. Özel bir sistemle ısınmadan özel bir sistemle suyunu çıkarıyoruz. Bir, suyunu sadece lahana suyunu içerseniz
uzun süre içtiğinizde, uzun süre içmek gerekir. 1,5-2 ay gastritten, ülsürden kurtulmak için. Guatr'a sebep olabilir. Yan tesiri de var. Öyle mi? Onun da yan etkisini ortadan kaldıracaksınız. Bunun yan etkisini ortadan kaldırmak için 17 yıl çalıştım. Özel bir formül geliştirdim. Bunu kullandığınızda ne yapıyor? Midede rahatsızlık kalmaz. Bir, alerjiyi önler. İki, alerjinin iki sebebi var. Bir, midedeki bakteri, alerjinin her türü. %20 midedeki bakteriden kaynaklanır. İki, %80 bağırsaktaki mantarlardan. Midedeki problemden dolayı alerji ortaya çıkıyorsa lahana suyu, bağırsaktaki problemden dolayı problem ortaya çıkıyorsa aloe vera. Bu aloe vera, aloe veranın da 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis. Aloe vera, bu şifalı olanı. Kenarları hafif tırtıklı, üzeri beyaz benekli. Şöyle yaprağını kopardığımızda böyle sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde. Bunun birleşiminde binlerce etken madde var. Mesela pankreasın salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler, çok 12 çeşit enzim içerir. 22 çeşit vitamin içerir. Evet, mineraller vesaire. Çok çok güzel. Fakat kişi bunu diyelim ki sürekli suyunu içti. İçebilir. Uzun süre içerse karnı davul gibi olur. İshal yapar. Yan etkisi var. Onun yani lahana da olduğu gibi. Nasıl ayarlayacağız peki? Ben bununla ilgili tam 19 yıl çalıştım. 1992 yılında başladım. Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, hatta Kızılderili bir dostum var. Kızılderili Şili'den. Ondan bir formül aldım. Taylandlı bir arkadaşım var. Ondan formül. Çeşit çeşit formüller denedim. Başaramadım. 19 yıl. Dedim ki ben bunu başaramayayım, bıraktım. Sonunda Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti. Fahrettin Bey. En ağır kanser hastalarını tedavi ediyor. 3., 4. derece. Nasıl iyileştiriyorsun dedim. Gel görüşelim dedi. Yanına gittim. Evine baktım. Evin içerisi, etrafı, bahçesi, her tarafı aloe vera. Dedim ben bununla çok çalıştım, başaramadım. Sen ne yapıyorsun bununla? Özelliği ne? Dedi ki bizde eski bir kitap var. Atadan, dededen, ebeden kalma. 2000 yıllık eski Göktürkçe yazılmış. Burada her şey var dedi. Türk tıbbı. Şimdi bakma millet bilmiyor. Nelere iyi geliyor başka İbrahim Bey? Şimdi bunu özel bir formül. Biz ondan aldık, geliştirdik. Bunu kullandığınız zaman bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Kişi kimyasal ilaç kullanırsa bağırsaklar mantar yerleşiyor. Antibiyotikler faydalı bakteri, zararlı bakteri yok ettiği gibi faydalı bakteri de yok ediyor. Bir tarafı iyileşiyor. Faydalı bakteriler azalırsa, faydalı bakteri azalırsa mantar çoğalır. Mantar çoğalırsa mantar zehirli gazlar üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol bu zehirli alkoller. Bu zehirli gazlar ve zehirli alkoller bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor. Yağlanırsa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Histamin oranı çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire ortaya çıkar. İşte bu aloe vera ile ilgili binlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birini mesela Louis Pauling Enstitüsü yapmıştır. Louis Pauling Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada aloe veranın bağırsaktaki mantarı yok ettiğini belgelemiştir. Böylece alerji yok ediyor. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akneyi, sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Çok güzel. Japonya'da yapılan klinik araştırmada antioksidan, anti-aging yani vücudu temizleyici, arıtıcı ve dinçleştirici, gençleştirici. Bu atom bombası atılan bir şehir var, Hiroşima. Burada Fushiyama Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise şekere, diyabete karşı etkili olduğu belgelenmiş. Birçok araştırma var. Benim yazmış olduğum kitapta yüzlerce bundan bahsediyoruz ayrıntılı olarak. Evet. Alerjinin her türü tedavi iyileşebilir. Süreç önemli. Kronik mi, akut mu? Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda iyileşir. Ya genelde yaşam boyu bununla mücadele ediyor insanlar değil mi? Alerji ilaçları mesela benim annemde de var. Sürekli ilaç kullanmak durumunda kalıyor. Şimdi tabii ki çok hani çok... bir dönemi de yok. Ömür boyu bunu kullanmak hani zorundasın yani, gibi bir şey oluyor. Riziko büyük. Kimyasal ilaç kullandıkça bünye yavaş yavaş yıpranıyor. Mesela bir beyefendi uzun süre kortizon kullanmış, kemikleri eritiyor. Rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizon verdiler. Boyundan kuyruk sokumuna kadar kemiklerde zafiyet,
olduğu için merdiven dahi çıkamıyordu. Çelik korse giyiyordu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kimyasal şeylerin vücudumuza verdiği zararı aloe vera ile önleyebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Ben Almanya'da kimya mühendisliği okudum. Son sınıfta artık laboratuvara giremiyordum alerjiden dolayı. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem. O kadar alerji türü ki laboratuvara giremez oldum. Bıraktım herbalizm, bitki uzmanlığı okudum. Yani çok yoğun bir alerjim vardı. Hamdolsun 6 ay sonra hiçbir şeyim kalmadı. Yani yıllardır kurtulduk hamdolsun. Ben 17 yıl et yiyemedim. İnce kabuklu meyve yiyemedim. Fındık fıstık yiyemedim. Yediğin zaman perişan oluyorsun. Onları ayırt etmek de zor değil mi İbrahim Bey? Hani ne dokunuyor vücudumuza, neyden zarar görüyoruz? Alerji önce kişide bir hafta başladı diyelim. Bir yıl sonra bir aya çıkar. İki yıl sonra üç aya, dört aya sürekli yayılır. Önce polen alerjisi başlar. Sonra alerjik astım. Sonra atopik eksem, besin alerjisi, kurdeşen. Katlana katlanır. Kişi sürekli tatlı yerse, ilaç kullanırsa tatlı mantarı besler. Mantar neyle besler? Glikozla. Mi? Glikoz mantarı besler. Şeker içeren her şey. Siyah çay, Türk tarzı siyah çay içmek iyi değil. Bağırsakları kurutur. Öyle besinlerden mi? Vitamin mineral eminimini engeller. Kahve gastrite sebep olur. Yani alerjisi olanların dikkat etmesi gerekir bazı kurallara. Demek ki kafein içeren şeylerden biraz uzak durmamız gerekiyor. Evet, bir hanımefendi gelmiştim. Tırnaklarını böyle kökünden kesmiş. Dedi ki tırnak görüyor musunuz? Yok. Kökünden kesmiş. Neden dedi biliyor musun? Neden? Alerji nöbetim geldiğinde kaşımamak için dedi. Kestim kökten. Ailece gelmişler. Nöbetim gelirse dedi. Bana dedi bir şişe kapağı veya gazoz kapağı getirip kaşınacağım. O sırada nöbetim geldi bana bir kapak getir. Kapak verdik dedik herkes dışarı çıksın ben kaşınacağım. Kadınca içeride 15-20 dakika her tarafın böyle yırtmış, kaşınmış. Gördünüz şimdi de her tarafın kan içinde. Nasıl olacak da ben iyi olacağım dedi. Problem yok dedik. Her derdin bir dermanı var. Çok ciddi bir boyutta. Bizim söylemiş olduğumuz her şeyde bir belge var, bilgi var. Belge bilgi olmadan olmaz. Ya şuna iyi gelir demek önemli değil. Bununla ilgili Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan komisyon E var. 19 profesör doktor, tıp uzmanı, tıp doktoru ve aynı zamanda herbalist. Bunlar 3 ayda bir toplanırlar, bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Şu bitkinin şu, bu bitkinin bu özelliği var vesaire diye. Belgelenmişse etkisi. Aloe vera ile ilgili belge var, bilgi var. Binlerce insan üzerinde denenmiş. Lahana ile ilgili belge var, bilgi var. Ekinezya ile ıtırla mesela enginarın bu çiçek tabanı değil. Gövdesinin yaprağı. Karaciğer yağlanmasına karşı etkili. Kim söylüyor? Profesör Doktor Fintilman. Hamburg'da Riesen Hastanesi diye bir hastane var. Büyük hastane. Hamburg'un büyük hastanesinde. Başhekim. Profesör Doktor Fintilman 553 hastayı üzerinde ama bunun yaprağını değil. Yaprağının damıtılarak elde edilen ekstraktı. Hapını kullanmış. Ekstrakta etken, yaprağındaki etken madde %2, %3. Yaprağını bazı uyanıklar ne yapıyor? Öğütüyor, hap yapıyor. Olmaz. Damıtılarak, destilasyonla yani suyla veya alkolle, destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak özünü elde edeceksin, ekstraktını. Onu kullanacaksın %100. O zaman etkili. Yani. Profesör Doktor Fintilman karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit, bağırsaklarda kokuşma, hazımsızlık, bunlar çağımızın hastalığı değil mi İbrahim Tabii. Bey? Artık karaciğer yağlanması vesaire düzensiz beslenmekten. Tabii. Fintilman kolesterol. Denemiş, etkisini ispat etmiş. Burada bilgi var, belge var. Yani bilgi ve belge varsa konuşabiliriz. Kesinlikle. Şimdi mesela alıç. Alıçın Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. İki türü, bunun yaprağı ve çiçeği bu gördüğünüz. İki türü şifalı. Loplu ve kertikli alıç. 90 çeşit alıçtan. Bazıları alıcın meyvesini yiyor. Ne demek İbrahim Bey? Loplu ve kertikli. Kertikli. Bu yaprakların etrafı böyle kertik olduğu için kertikli denir. Bazıları da loplu'dur. Yapraklarından dolayı kertikli loplu denir. Alıçla ilgili Almanya'da 940 kardiyolog, kalp damar hastalıkları uzmanı,
kalp damar rahatsızları olan 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Ama neyle? Alıcın yaprağının ekstraktı, damıtılarak elde edilen yaprağının ekstraktı ve çiçeğinin ekstraktı. %50 %50. Yani başka bir şey değil yani. Otur, bazıları çiçeğini, yaprağını öğütüyorlar, hap olmaz. Damıtılarak destilasyon veya ekstrasyon, ekstraktını kullanacaksın. 940 kardiyolog 3664 hastayı tedavi etmişler. Damarları tıkanan hastalar ameliyatsız, stent takılmadan, anjiyo yapılmadan hastalıktan kurtulmuş. Çok güzel. Belge var, bilgi var. Yani bunu biz yapmadık, Alman yapıyor. Şimdi Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da, İsrail'de bile birçok klinik araştırma yapılıyor. Türkiye maalesef bu konuda çok çok geri. Yeni yeni çalışmalar var inşallah. Mesela Ladengül ile ilgili Türkiye'de Anadolu Üniversitesi klinik araştırması yaptı. Gastriti, ülsere karşı Ladengül'ün iyi geldiğini belgeledi. Yeni yeni çalışmalar oluyor. Destek olursa daha büyük çalışmalar olur inşallah. Tabii ki, tabii ki. Peki İbrahim Bey, diyabetten biraz bahsetsek. Evet. Diyabet neden şeker hastası oluyor kişi? Evet. Genelde hani şeydir, genetiktir. Genetik olmanın dışında nasıl şeker hastası oluyor insanlar? Şeker hastalığının sebebi %90 alkol. İlle ki alkol içenlerde değil, alkol içmeyenlerde oluyor. Neden? Alkol içende evet şeker hastalığı olur. Karaciğer, pankreası da yağlanmasına sebep olur. Pankreasının yağlanması birçok kimyasal ilaç zarar verebilir pankreasa. Bakteri, virüs ve mantarlar vesaire zarar verebilir. Fakat %90 alkolden kaynaklanıyor. Karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Evet. Fakat sadece alkol içende değil, alkolle hiç ilgisi olmayan insanlarda da oluyor. Neden oluyor? Bağırsaklarına mantar yerleşmişse, mantarlar bildiğimiz alkolden çok daha tehlikeli olan metil alkol, bütil alkol, heksil alkol gibi çok tehlikeli alkoller üretir. Bu alkoller bağırsaklara zarar verir. Bir, karaciğer bu alkolü arıtmak için aşırı B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanır. Arıtamaz. Arıtma tesisi gibi karaciğer. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Diğer organlara. Pankreası zarar verir. Pankreas yağlanırsa ne olur? Pankreasta birçok 1 litreye yakın enzim salgılar. Lipaz amilaz tripsin gibi. %2 oranında da inzülin salgılar. Çok azdır inzülin. Diğer salgılanmış olduğu maddelere göre. İnzülin salgılayan hücreler pankreasın içerisinde çok farklıdır diğer hücrelerden. Bu hücrelere beta hücreleridir, yumuşaktır, jelibon gibi. Pankreas biraz yağlanırsa, sertleşirse diğer hücreler bunu sıkıştırır. Bu da küser. Artık inzülini salgılamıyorum, hadi bakayım deriz. İnzülini salgılamazsa şeker hastalığı ortaya çıkar. Evet. Pankreastaki yağlanmayı önlerseniz, pankreas tekrar inzülini salgılar hale gelir. Bu yani da, şeker hastasıysa birisi eğer, insülin kullanıyorsa, hani ileri devredeyse hastalığı, bunu geriletmek veya bunun iyileşmesi söz konusu olabiliyor mu? Şimdi Hindistan'da bir bitki yetişir. İsmi gurmar. Bu bitkiye şeker sıfırlayan denir Hintliler. Gurmar. Bu bitkinin birleşiminde cinnamik asit diye bir asit var. Pankreasta uykuya yatan beta hücrelerini uyarıyor. Hadi çalış, insülin salgıla. Harekete geçiriyor. Danimarka'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırmalar yapılmış. Şekeri iyileştirdiği belgelenmiş. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 diyabet hastası üzerinde denemiş. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 şifalı bitki incelemiş. Şekere karşı etkili olduğu söylenen. Bunlar içerisinde en etkili gurmar olduğunu belgelemiş. Gurmar. Şeker sıfırlayan. Cinnema silvestris, Latincesi bitkinin. Bunun birleşimindeki cinnamik asit pankreası tekrar harekete geçiriyor. Kişi kullandığı zaman yavaş yavaş pankreas normale dönüyor. Şimdi bir beyefendi hap alıyor. Yine şekeri yukarıladı. 350-400. Ben aradı, dedi ki ya kurtulmam mümkün mü? Yoksa inzülüne mahkum olacağım. Dedim ki deneyeceğiz. Bilemiyorum. Garantisi yok.
Bazen %100 iyileştiririz, %100 şöyle, öyle yok. Bilemeyiz, Allah bilir. Onun belki başka bir sebebi vardır. Tabii. Deneyelim bakalım ne olacak. 6 hafta kullandı, değerleri normale dönmüş. Gelmeden önce de dur bir dondurma yiyeyim demiş. Gitmiş yarım kilo dondurma yiyor. Tekrar gitmiş kan değerlerini ölçtürmüş, şekerini. Aa, hiçbir yükselme yok. Gel çok dedi güzel. Ki ne yaptın biliyor musun, ne yaptın? İlk defa dedi yıllar sonra bu kadar çok dondurma yedim. Şekerim yükselecek mi diye. Yükselmedi. Ne güzel. Kurtuldum dedi. Yani kurtulabilir kişi. Eğer rahatsızlığa karşı mutlaka bir bitki var. Duada. Önemli olan kişinin 5 çeşit şifalı bitki var. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler, komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler, homopatide kullanılan bitkiler, aromaterapide kullanılan bitkiler, halk arasında kullanılan bitkiler. Biz sadece klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkilerle ilgili çalışıyoruz. Diğerlerine dokunmuyoruz. Yani şu bitki şuna iyi gelir, bu bitki buna iyi gelir demek yetmez. Hepsinin ispatı hangi var. Ülkede bilgi var mı? Acı biber dedim mesela. Klinik araştırması var. Belge var. Klinik araştırması var. Çalışmış. Etkisini ispat etmiş. Acı biberi biz unuttuk. Almanlar Türklere baharatçı anlamında lakap takmışlar. Almanlar kızdığı zaman Türklere baharatçı derler. Yani eskiden çok baharat kullanan millettik biz. Bugün lokantalara gidin yavaş yavaş karabiber, kırmızı biber, sarımsak, soğan yok gidiyor. Yani ne o kokuyordu, bu şuydu. Sağlığın millet insanlar ne yapıyor? Yavaş yavaş kendi kültürünü, kendi değerlerini kaybediyor. Evet. Yani, abur cubur yiyor. Fast food tarzı. Türk mutfağında hakimdir yani food, baharat değil mi? Cips şeydir, nedir o fast food? Efendim hamburger, cheeseburger vesaire vesaire yiyor. Ne oluyor? Vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Hiçbir şey yok. İçi boş, yedikleri şey. Vitamin, mineral, enzim olmadığı zaman ve kilo. Fast food tarzı beslendiği zaman hormon anormallikleri başlıyor. Bünyenin yapısı, dokusu bozuluyor. Kilo alıyor. Hastalıklı bir bünye haline geliyor. Bugün 10 yaşında, 11-12 yaşında çocuklar bile 100 kiloyu bulanlar var. Değil mi? Hep bu yanlış. Obeziteye doğru evet, gidiyoruz evet. Yani. Yanlış beslenme. Kendi kültürümüzden kopma. Evet. Mesela bir örnek vereyim ben size. Sedefe karşı mahonya. Bu Oregon üzümü denir. Üzüme benzediği için. Aslında üzüm değil. Mavimsi mor üzümleri var. Bu bitkinin kökünde alkaloidler denen etken bir madde var. Alkaloidler. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann kökünden, kabuğundan elde ettikleri ekstraktı sedef hastaları üzerine denemiştir. Sedef hastalarını iyileştirmişler. Ama bazısında %5 başarı, %85, bazılarında %90 başarı demişler. Ki sedefin de çaresi yoktur diye biliyoruz. %85, %90 çok büyük bir başarı. İtalyan asıllı Doktor Simoncini, onkolog, kanser hastalıkları ve sedef hastalıkları uzmanı. 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış, sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Alman asıllı uzmanlar da bunu mahonya ile tedavi etmişler. Mahonya. Mahonya ile sedef problemsiz iyileşir. Ama %100 demek yanlış. Hiçbir zaman %100 şöyledir, böyledir olmaz. Yani onlar da zaten yapmış olduğu klinik araştırma ne diyorlar? %85. Bazıları mesela 3 ay kullanıyor, bırakıyor. 5-6 ay kullanacak belki. O zaman iyileşecek. Bazıları korkuyor. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman metal para büyüklüğündeyse sedef, derinin altındaki bütün iltihabı, cerrahat, curufu dışarı atıyor. Biraz büyüyor. Zannediyor ki vatandaş daha da büyüyor, daha kötü oluyor. Kötü oldu. Halbuki kusuyor, temizliyor, arıtıyor. Biraz sabretmek gerekiyor. İleride çıkacak yani. Bir ay kadar sabretse iyileşecek. Bazıları panik oluyor. Aa daha da kötü oluyor, bırakıyor. Sabredebilirse iyileşecek. Bazıları bırakıyor bu nedenle. O zaman ne oluyor? Bir şey yaramıyor. Tekrar başa dönüyor. Evet. Ciltte mesela mantara karşı nasıldır? Mantar hastalığına karşı, hani cildimizde oluşan mantarlara karşı. Bununla ilgili çay ağacı yağı diye bir bitki var. Avustralya'da yetişir. Latincesi Melaleuca altarnifolia.
Bununla ilgili Profesör Doktor Bazart klinik araştırması yapmış. Mesela kişinin dudağının kenarında herpes uçuk olursa bir damla çay ağacı yağı sürdüğünüzde herpesi uçuğu önler. Bayanlarda pis kokulu akıntılar varsa adet döneminde kullanılan tamponlara 4-5 damla damlattı fitil gibi kullanırsa bayanlardaki pis kokulu akıntıları önler. Ciltte, tırnakta eğer ki mantar varsa tırnak mantarı çay ağacı yağından birkaç damla sürdüğünüzde iyi gelir. Christoph Kolomb Avustralya tabii dünya seyahati yapıyor yani geziyor. Avustralya'ya geldiğinde bakıyor ki halk bir bitkinin yaprağını çay gibi demliyor içiyor. Aa bu çay ağacı yağı diyor. Çayla ilgisi yok. Çay ağacı yağı ile ilgisi yok. O zaman da bugüne kadar çay ağacı yağı olarak geçiyor. Aslında Melaleuca adı. Yanlış bir isimlendirme nedeniyle çay ağacı yağı olarak devam edip gidiyor. Çay ağacı yağı her türlü mantara karşı, ciltteki ve dudaktaki herpese karşı, tırnak mantarına karşı, bayanlardaki pis kokulu akıntılara karşı etkili ve yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet. Peki İbrahim Bey, kış aylarında olduğumuz için ben tekrar gribe kısaca değinmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Kısaca toparlayacak olursak eğer şimdi grip önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar söylerim ekranların başına yeni gelenler için. Ve grip, ağır grip hastasıysak ne yapmamız gerekiyor? Evde mesela çaya, çorbaya karabiber, kırmızı biber katılarak içilir. Bir, tamam. Sulu yemeklere. Bağışıklık sistemini kullanır. İki, özel bir çay yapılabilir. Ekinezya, kekik, ada çayı. Ama hangi kekik? Şifalı kekik. 52 çeşit kekikten sadece biri hakik kekik etkili. Ada çayı. 83 çeşitten sadece Salvia officinalis, biri şifalı. Diğerleri de olabilir de. Tarçın nasıl? Ben tarçın kullanırım mesela. Tarçın da güzel. Ekinezya, kekik, ada çayı, nar kabuğu mesela çaya çok güzel bir aroma verir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nar kabuğu. Narı yiyip atmayalım kabuğunu. Ne yapacağız? Çaya. Kaynatacağız mı? Hayır, birlikte. Birlikte. Yani ekinezya, kekik, ada çayı, nar kabuğu, efendim bir de ıhlamur. Bunları karıştırarak çay gibi denilirse bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güzel. Kişiyi kışı rahat atlatır. Kolay kolay. Problemsiz. Çok güzel bir formül. Kendimizi böyle koruyabiliriz. Tabii tabii. Herkes koruyabilir. Herkes evde yapabilir. Ama ağır bir rahatsızlığa yakalanmışsa bizim çok güzel bununla ilgili çalışmalarımız var. Alo dedi mi hallederiz. Problem değil. Evde yapabileceğimiz çözüm nedir bununla ilgili? Çok ağır grip hastasıysak. Ya evde yani çok ağırsa bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha ciddi bir yardım gerekiyor değil mi? Daha ciddi mesela ekinezya ve ıtır. Bunların içindeki etken madde az. Basit rahatsızlıklarda etkili. Ekinezya olsun, ıtır olsun, kekik olsun. Basit rahatsızlıklarda problem değil. Fakat rahatsızlık ağırlaşmışsa ağır vakalarda bunun damıtılarak elde edilen ekstraktı, ekstraktı etken maddenin tamamını alıyor. Şimdi bu aloe vera gibi. Aloe veranın tamamını kullanırsanız farklı, ekstraktını kullanırsanız farklı. Lahanada da öyle. Ekstraktı, özünü alıp kullanmak gerekir. Yani bazıları mesela Türkiye'deki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların çoğu mesela alıç hapı yapıyor. Yaprağını çiçeğini öğütür hap. Olmaz. Çay yapabilirsin. Hap yapamazsın. Yaprağı çiçeği kökü öğüterek toz haline getirip kapsül olmaz, hap olmaz, draje olmaz. Damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla özünü alıp ondan bir şeyler yapılır. Yani burada Türkiye'de bu konuda maalesef çok büyük eksiklik var. Zamanla inşallah bu da düzelir. İnşallah. Ümidimiz çok teşekkür olur. Ediyoruz İbrahim Bey. Sizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Bir sonraki programlarımızda daha çok şey konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz bize bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ olun, teşekkürler.